Hoş geldiniz. Belki katılmaya devam edenler de olacaktır ama ben söze başlamak istiyorum. Şimdi bu Türkiye Tiyatro Vakfı olarak biz tiyatromuzda toplumsal cinsiyet konuşmalarını geçtiğimiz sene başladık. Ve çok değerli konuşmacı, araştırmacı insanları ağırladık. Ebru Niyan Celkan ilk konuğumuzdu. Daha sonra Hülya Adak'la bir konuşma gerçekleştirdik. Şimdi yine çok değerli bir konuşmacı, akademisyen, araştırmacı aramızda ve davetimizi kabul ettiği için hepimiz çok memnunuz. Çok teşekkür ediyoruz Ertuğ size. Rüstem Ertuğ Altınay aramızda. Rüstem Ertuğ Altınay'ı katılımcılarımızın pek çoğu tanıyordur mutlaka ama ben çok kısaca bir tanıtmak isterim. Boğaziçi Üniversitesi Felsefe ve Sosyoloji bölümlerinde çift anadal yaparak mezun olduktan ve yüksek lisans eğitimini yine aynı üniversitenin felsefe bölümünde tamamladıktan sonra doktora derecesini New York Üniversitesi Performans Çalışmaları bölümünde tamamladı Rüstem Ertuğ Altınay ve New York Üniversitesi'nde yürüttüğü doktora sonrası çalışmalarına Viyana Üniversitesi, Avusturya Bilimler Akademisi ve Viyana Uygulamalı Sanatlar Üniversitesi'nde devam etti. 2019 yılında Marie Sklodowska Curie bursuyla Sabancı Üniversitesi'nde çalışmak üzere ülkemize döndü ve halen Kadir Has Üniversitesi Görsel İletişim Tasarımı bölümünde akademisyen olarak görev yapıyor ve aynı zamanda oyun yazarı, dramaturg ve çevirmen Rüstem Ertuğ Altınay. Rüstem Ertuğ Altınay'ın çok önemli bir projesi var, çok kıymetli bir projesi var. Kendisiyle bağlantı kurmamızda bu projenin de çok etkisi oldu. Arşiv araştırması ile saha çalışmasını birleştirerek 19. yüzyıldan günümüze Türkiye ve diasporalarında aidiyet politikalarının müzakeresinde tiyatronun yerini tartışan ve batılı tarzda tiyatronun Türkiye'de ulus inşasında oynadığı rolü azınlık tiyatrolarına odaklanarak inceleyen bir proje bu. İsmi Staging Abjection, ulusal abjeksiyonu sahnelemek, Türkiye ve diasporalarında tiyatro ve siyaset başlığını taşıyor bir ERC projesi ve projenin çok önemli bir boyutu da Türkiye tiyatrosu üzerine yapılmış en kapsamlı eleştirel çalışmalardan biri olmayı hedeflemesi. Biz de Türkiye Tiyatro Vakfı olarak özellikle tarih konuşmalarında ve toplumsal cinsiyet konuşmalarında esasen bu eleştirelliği sahanın şimdiye kadarki çalışmalarda çok ele alınmamış boyutlarını incelemeye çalışıyoruz. Ve Rüstem Ertuğ Altınay bu konuda gerçekten makaleleriyle, projeleriyle çok değerli çalışmalar üretmiş bir akademisyenimiz. Ve aynı zamanda akademik üstü başarılarına göre farklı disiplinlerden ve 6 kıtadan genç araştırmacıların oluşturduğu bağımsız bir bilim akademisi olan Küresel Genç Akademi'nin de üyeliğine yakın zaman önce seçildi. Hepiniz gibi ben de Ertuğ Altınay'ın konuşmasını heyecanla dinlemeyi bekliyorum. Konuşmasının başlığı zaten bildiğiniz gibi Beki Bahar'ın Sıradan Bir Şey oyununda kürtaj ve feminist epistemoloji ve Beki Bahar da zaten yine tiyatro tarihimizin böyle kıymetli bir incisi ama çok saklı, çok bilinmeyen bir incisi. Dolayısıyla çok ilginç ve keyifli, umarım hepimizi de çeşitli yönlerden düşündüren, sorgulatan bir konuşma dinleyeceğiz. Ben çok lafı uzatmadan sözü sevgili Ertuğ Altınay'a bırakmak istiyorum. Buyurun, söz sizde. Çok teşekkür ederim nazik sunumunuz için Kerem Rica Hocam. ederim. Ben şeyimi ayarlayayım. Sunumu ayarlayayım. Görebiliyorsunuz değil mi?
Evet, yani ben görüyorum herhalde. Ha, bu arada bir şey söylemeyi unuttum. Çok özür dilerim. Yani bu sunum sırasında veya sonrasında sorularınız olursa Ertuğ Bey'e bunları yazılı olarak ya da el kaldırarak iletirseniz ben de size söz vereceğim ya da yazdıklarınızı Ertuğ Bey'e ileteceğim. Buyurun Ertuğ Bey, bu duyuruyu da yaptım. Buyurun, siz devam edin. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Öncelikle araştırmamı sizlerle paylaşma fırsatını bana tanıdıkları için başta Esen Çamur'dan hocam olmak üzere tüm Türkiye Tiyatro Vakfı çalışanlarına, özellikle moderasyonu da kabul ettiği için Kerem Karaboğa hocama, etkinliğin düzenlenmesini sağlayan Ece Birçek Teselli ve Utku Yıldız'a ve eminim Zoom toplantılarından içinize fenalık geldiği halde değerli vaktinizi ayırıp bizlere katıldığınız için tüm katılımcılara çok teşekkür ederim. Sayın Gökhan Akçura'dan sonra bildiğim kadarıyla bu dönemin ikinci konuşması olacak. Bu da benim için ayrı bir gurur ve mutluluk. Bugün yapacağım konuşmanın araştırması Bilim Akademisi'nin Genç Bilim İnsanları Ödül Programı BAGEP tarafından desteklendi. Ayrıca bu sunum Kerem Hocam'ın da bahsettiği halen Kadir Has Üniversitesi'nde yürüttüğüm Avrupa Araştırma Konseyi Başlangıç Fonu'yla desteklenen Ulusal Objeksiyonu Sahnelemek, Türkiye ve diasporalarında tiyatro ve siyaset başlıklı araştırma projemin de bir parçası. Bu vesileyle Bilim Akademisi ve Avrupa Araştırma Konseyi'ne de cömert destekleri için çok teşekkür ediyorum. Türkiye'de tiyatro ve ulusu inşası üzerine olan zengin akademik literatür, ağırlıklı olarak Bendik Anderson'ın tabiriyle hayali cemaatlerin kurulmasına veya Erik Hobsbawm'ın ifadesiyle geleneğin icadına odaklanır. Halk evi temsilleri, kanonu oluşturan oyun yazarları, Muhsin Ertuğrul, İsmail Hakkı Baltacıoğlu gibi tiyatro adamlarının çalışmaları üzerine çok sayıda önemli araştırma vardır. Burada tiyatro adamı terimini kullanmanın nedeninin kendi cinsiyetçiliğinden ziyade literatürdeki eğilimleri gösterme çabası olduğunu da belirtmek isterim. Politik tiyatro üzerine olan literatür de çok büyük ölçüde Marksist, sol ve bu alanda önemli eserler vermiş erkek oyun yazarları ve yönetmenler üzerinde durur. Ben ve ekibim Ulusal Objeksiyonu Sahnelemek Projesi çerçevesinde Türkiye'de ulus inşası bağlamında tiyatronun yalnızca ulusun bir hayali cemaat olarak kurgulanmasında değil, aynı zamanda ulusun tanımının, sınırlarının ve aidiyet politikalarının sürekli müzakere edildiği objeksiyon süreçlerinde de önemli bir rol oynadığını sanıyoruz. Arşiv ve etnografik araştırmayı birleştirerek farklı vaka çalışmaları ışığında tiyatronun ulusal objeksiyon süreçlerindeki yerini inceliyoruz. Bizim kullandığımız haliyle objeksiyon terimi, feminist kuramcı Julia Kristeva'nın çalışmalarında temelleniyor. Kristeva, geliştirdiği psikanalitik özne kuramı çerçevesinde bir pre-sembolik dönem olduğunu ileri sürer. Bu dönemde Kristeva'nın objekt olarak tanımladığı belli nesneler, kişiler ve durumlara karşı güçlü korku ve tiksinti hisleri hüküm sürer. Objekt reddedilir ama aynı zamanda egonun oluşumunu mümkün kılar. Zira objeksiyon egonun özellik kazanmaya çalışmasına dair bir süreçtir. Bu anlamda objeksiyon özne ve nesne, benlik ve öteki arasındaki ayrımı imler. Karen Shimakawa, Kristeva'nın kavramından yola çıkarak tiyatronun ulusal objeksiyon süreçlerindeki rolünü incelemiştir. Ulusal benliğin algısal ve kavramsal sınırların inşası ve korunmasında, sakıncalı sayılan unsurların ise dışarı itilmesinde tiyatronun oynadığı rolü ele alır. Dışlanma kavramından farklı olarak objeksiyon, azınlıkların deneyimini incelemeyi, öznellik ve aidiyet politikalarını nasıl müzakere ettiklerini ve bu süreçte tiyatroyu nasıl kullandıklarını tartışmayı da mümkün kılar. Shimakawa, Uzak Doğu asıllı Amerikan oyun yazarları ve tiyatrocuların çalışmalarını incelediği için ulusal objeksiyon literatürü ağırlıklı olarak tiyatroda ırk ve göç meselelerine odaklanmıştır. Oysa dini ve etnik kimlikler, cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği de ulusal objeksiyon bağlamında büyük önem taşır. Biz araştırma projemizde Türkiye ve diasporalarındaki tiyatro pratiklerinde ulusal objeksiyon süreçlerini incelemek için farklı fakat kesişen örneklere odaklanıyoruz. Bunlar arasında 1915 sonrası Ermeni tiyatrosu ve tiyatroda Ermeniler, Kürt tiyatrosu, Yahudi tiyatrosu, queer tiyatro ve opera, İslami tiyatro ve Alevi tiyatrosu bulunuyor. Yine Türkiye Tiyatro Vakfı'nın davetlisi olarak 30 Mart'ta vereceğim konuşmada
Kazım Karabekir'in milli mücadele döneminde Gürbüz Çocuklar Ordusu'yla sahnelediği oyunların ulus inşası süreçlerinde ve Türkleştirme politikalarında oynadığı rolü tartışacağım. İlgilenen herkesi bu vesileyle de davet etmek isterim. Bugünkü sunumumun konusuysa Türkiye Yahudi cemaatinin en önemli oyun yazarlarından Beki Bahar'ın 1984 yılında yayınlanan ve bildiğim kadarıyla hiç sahnelenmeyen kürtaj temalı bir deneysel oyunu Sıradan Bir Şey. Deneysel tiyatro, Theodor Schenk'in tabiriyle uzlaşımlara dayanmak veya mevcut biçimleri yeniden üretmek yerine deneyimi temel alır. Bu deneyler, Bertolt Brecht'in de ifade ettiği gibi, güncel sorunlara tiyatroyu kullanarak yeniden biçim verir. Böylece deneysel tiyatro metinleri ve deneysel tiyatro uygulamaları, siyasi müdahalelerin yapılabilmesi ve yeni politik biçimlerin geliştirilmesi için verimli bir alan açar. Feminist sanatçılar ve oyun yazarları, deneysel tiyatronun sunduğu bu olanaklardan çokça yararlanmış, alanın gelişmesine önemli katkılarda bulmuşlardır. Deneyimi temel alması sayesinde deneysel tiyatro, egemen epistemolojik çerçeveleri sorgulama ve alternatifler aramak için de önemli bir alan olmuştur. Feminist oyun yazarları, toplumsal cinsiyeti bir ideoloji olarak ele alarak, cinsiyetlendirilmiş kimlikler ve bedenlerin performatif inşa süreçlerini incelemiştir. Deneysel biçim ve tekniklerle tiyatro, benliğin ontolojilerinin kamusal alanda sınanabileceği bir alan haline gelmiştir. Feminist deneysel oyun yazının bir diğer önemli özelliği de gündelik hayatı biçimlendiren senaryoları incelemek için alan açmasıdır. Performans kuramcısı Diana Taylor, senaryoları hafızanın aktarılmasına ve toplumsal bilginin yapılandırılmasına olanak tanıyan, önceden tahmin edilebilir, kalıplaşmış, tekrar edilebilir eylem dizgesi olarak tanımlar. Feminist deneysel oyunlar, senaryoları görünür kılarak onları kuşatan doğallık ve kaçınılmazlık yanılsamasını kırar. Böylelikle bu senaryoların hizmet ettiği iktidar yapılarını da gözle görünür hale getirir. Feminist oyun yazarları, deneysel tiyatronun sunduğu olanakları, konumlandırılmış bilginin önemini vurgulamak için de kullanmıştır. Böylece bedenden bağımsız bir bilimsel nesnellik iddiasına dair varsayımları reddetmişlerdir. Bu reddediş, bilen özneleri bedenleriyle, konumlarıyla, ait oldukları topluluklarla, coğrafyaya ve tarihe özgü bakış açılarıyla ele almaya olanak tanır. Beki Bahar'ın Sıradan Bir Şey oyunu bu dinamikleri ortaya koyar. Sıradan Bir Şey adını Bahar'ın oyunun başlıca teması olan kürtaja yaklaşımından alır. Oyunu bir tür Brecht'in anlatıcı olan erkek sunucu yönlendirir. Daha doğrusu yönlendirmeye çalışır. Bu karakter hem sosyal bilimci, hem televizyon programcısı, hem de Bahar'ın kullandığı Brecht'in teknikler sayesinde gözle görülür şekilde oyuncudur. Böylece bilginin üretimi ve yayılması için temel önem arz eden üç alanı kendinde toplar. Bilim, medya ve sanat. Sunucu, bir jinekoloji kliniğinde asistan olarak çalışan Melahat'in yardımıyla kürtaj üzerine araştırma yapmaktadır. Yasa dışı kürtaj olan iki kadının ve kürtajdan vazgeçip bebeğine evlatlık veren bir kadının öykülerini sahnede yeniden canlandırırlar. Oyun, kürtajın bir kadın meselesi olduğu iddiasını reddedip, bu uygulamanın damgalama ve utançla ilişkilendirilmesine karşı çıkar. Kürtajın kimi durumlarda gerekli olduğunu, hatta hayati önem taşıdığını gösterir. Kadınlar güvenli kürtaja erişimin önemini savunurken, ataerkil ideolojik devlet aygıtlarının iç içe geçmiş işleyişini temsil eden sunucuyu ve ataerkil toplumun yerine geçen seyirciyi sordular. Oyunun sonunda kadınlar, sunucunun kendileri hakkında onların dahli olmadan bilgi üretmesine izin vermez. Bilgi üretimi politikalarını açıkça eleştirerek adamın ofisini işgal ederler. Araştırma notlarını ve ses kayıtlarını el koyarak sunucuyu kendileriyle ortak yazar olarak işbirliği yapmaya zorlarlar. Konuşmamda Beki Bahar'ın kürtaj temasından yola çıkarak kadınların failliği ve bedensel özelliğine ilişkin meseleleri nasıl ele aldığını ve nasıl bir feminist epistemoloji yaklaşımı ortaya koyduğunu inceleyeceğim. Bahar'ın oyunu yazdığı dönemde feminist epistemoloji tartışmalarının bilhassa Türkiye Akademisi'nde çok sınırlı olduğunu ve oyunun düşünce tarihimiz açısından da önemli olduğunu şimdiden vurgulamak isterim. Oyunun bir başka kayda değer boyutu, Bahar'ın yalnızca oyun metninin içeriğiyle değil, yayınlarken izlediği stratejilerle de
tarihe ve siyasete feminist bir müdahalede bulunmayı hedeflemiş olmasıdır. Hak ettiği ilgiyi görmemiş ve neredeyse unutulmuş bu oyunu, yayınlanmasından 38 yıl sonra tartışmak istememin nedeni, yalnız tiyatro edebiyatımız ve düşünce tarihimiz için taşıdığı ehemmiyet değil, aynı zamanda bugün Türkiye'ye hakim olan İslami neoliberal rejimin sıradan bir şeyi belki her zamankinden daha önemli bir hale getirmiş olmasıdır. Sıradan bir şey oyununu tanımlayan feminist stratejiler, hem Beki Bahar'ın performans kavramına bakışını, hem de oyun metninin yayınlandığı dönemdeki siyasi dinamikleri yansıtır. Bu nedenle öncelikle Bahar'a dair birkaç şey söylemek istiyorum. Beki Bahar, Ankaralı Yahudi bir ailenin çocuğu olarak 1926 yılında doğdu. Çocukluğunu Kemalist dönemde geçirmesi, Bahar'ın hem bir Yahudi hem de bir kadın olarak deneyimlerini biçimlendirdi. Bu dönemde cumhuriyetçilik ve laiklik prensipleri, Sünni Müslümanların ayrıcalıklı vatandaş konumunda olmasına engel olmasa da, Yahudiler ve Aleviler gibi azınlıkların Kemalist rejime ve Mustafa Kemal Atatürk'e bağlılık duymasını sağlamıştır. Rıfat Bali'nin de ifade ettiği üzere, güçlü etnik milliyetçi hislerin yaygın olmamasının da etkisiyle, Yahudiler Türkleştirme politikaları çerçevesinde bir tür örnek azınlık olarak ortaya çıkmıştır. Bununla beraber Yahudilik, ulusal öznenin ve bilincin inşası için gerekli bir ulusal objeksiyon kategorisi ola gelmiştir. Yahudi cemaati bu dinamikler içinde tanımlanmış, dönüşmüş ve nihayetinde günümüzde yok olmanın işine gelmiştir. Ayrımcı politikalar, etnik şiddet ve Yahudi karşıtı söylemlere rağmen cemaatin Atatürk ve Cumhuriyet'e bağlılığı yine de devam etmiştir. Bu bağlılığı Beki Bahar'ın Atatürk'ün laiklik, eşit vatandaşlık ve toplumsal cinsiyet eşitliğine yönelik politikalarını övdüğü makalelerinde de sıkça rastlarız. Atatürk'ün ölümünün ardından Türkiye siyasetinde yaşanan büyük değişimlere rağmen ülkenin kurucu babası olarak Atatürk'ün gücünü korumuş, onunla özdeşleşen Kemalist ideoloji ise farklı söylemler çerçevesinde yeniden anlamlandırılmıştır. Beki Bahar'ın sıradan bir şey yazdığı 80 darbesi sonrasında askeri hükümet, Atatürk imgesini Türk milliyetçiliğinin simgesi ve yeni rejimin meşruiyetinin güvencesi olarak kullanmayı hedeflemiştir. Bu dönemdeki resmi Kemalizm yorumu, serbest piyasa ekonomisi ve sol ile mücadele için geliştirilen Sünni İslam ve Türk milliyetçiliği senteziyle uyumludur. Bu yaklaşım, askeri rejimin ardından Anavatan Partisi döneminde de gücünü korumuştur. Kemalist devlet feminizmi söylemi de bu politikaların aracı haline gelmiş. Bu yaklaşım, kadınların eşit oy hakkını kazanmasının 50. yılı olan 1984'te doruğa ulaşmıştır. 80'li yılların başları feminist siyaset için karmaşık bir dönemdir. Bir yandan siyasi şiddet ve baskı, özellikle siyasi yelpazenin solunda yer alan pek çok kadının hayatını mahvetmiştir. Öte yandan bazı feministlere göre 70'lerin iç savaşı andıran ortamının sona ermesi feminist örgütlenme için alan açmış. Bilhassa erkek egemen ve sol örgütlerin kapanması sosyalist kadınları feminist siyasete yönlendirmiştir. Hükümet, baskıcı neoliberal politikaları meşrulaştırmak için Kemalist devlet feminizmi söylemini kullanırken, feministler ise Kemalist toplumsal cinsiyet politikalarının karmaşık mirasını sorgulamıştır. Beki Bahar'ın böyle bir dönemde yayınladığı sıradan bir şey oyunu, tarih ve siyasete eleştirel bir müdahalede bulunmayı hedeflemiştir. Bu müdahalenin temelinde, Bahar'ın İspanyol şair Francisco de Cuevada'nın izinden giderek dünyayı bir sahne olarak tanımlaması yatar. Bahar böylece sanatsal performans ve gündelik hayat performansları arasında kesin bir sınır çizmeyi reddeder. Bu yaklaşımın Bahar'ın deneysel oyun yazarlığı üzerindeki en önemli etkisi, yaratmayı hedeflediği siyasi etki için yalnızca dramatik metnin içeriğini kullanmamasıdır. Eserlerini yayınladığı bağlamlar ve bu bağlamları metnin içinde sunuş biçimi de aynı derecede önemlidir. Sıradan bir şey, görünüşte devlet feminizminin tarihinde bir dönüm noktası olan kadınların eşit oy hakkının tanınmasını kutlamak için yazılmıştır. Bu açıdan Beki Bahar, resmi Kemalist söylemi destekler görünür. Oyunu daha yakından incelediğimizde ise performans kuramcısı José Esteban Muñoz'un kimliksizleşme olarak tanımladığı stratejilerin bir türünü görürüz. Muñoz'a göre kimliksizleşme, normatif yurttaşlık fantezisine uymayan azınlık mensubu kültürel üreticilerin ve izleyicilerin
fobik çoğunluğun hükmettiği kamusal alandaki müzakerelerini ifade eder. Öncelikle Beki Bahar, aynı dönemdeki pek çok kültür üreticisinden farklı olarak sıradan bir şeyi herhangi bir kamu kurumu veya özel kuruluşun siparişi üzerine yazmamıştır. Ataerkil rejim Türkiye'deki Kemalist kadın hakları söylemini muhafazakar neoliberal politikalar adına kullandığı esnada Bahar bu bağlamı tarih ve siyasete feminist bir yaklaşım getirmek için devlet kurumlarından bağımsız olarak kullanmıştır. Bu açıdan Bahar'ın Yahudi cemaatinin yaşadığı sistematik ayrımcılık, şiddet ve yıkıma tanık olmuş, siyasal İslam'ın yükselişiyle beraber Yahudi düşmanlığının daha da arttığını gözlemlemiş bir üyesi olması da kayda değerdir. Bahar, bu kimliksizleşme stratejisiyle cemaatin büyük ölçüde yok olduğu bir dönemde Yahudi kültür üreticilerine görünürlük kazandırmayı hedeflemiş ve performatif bir vatandaşlık iddiasında bulunmuştur. Kitabın künyesi, Bahar'ın gerçekleştirdiği siyasi müdahaleyi daha da karmaşıklaştırır. Üçüncü sayfada çerçeve içindeki metinde Türk kadınına siyasal hakların verilişinin 50. yılı, 1984 Dünya Kadın Yılı yazar. Ne var ki 1984 Dünya Kadın Yılı değildir. Birleşmiş Milletler 1975 yılında Uluslararası Kadınlar Günü ilan etmiştir. Bu iddia bir yönüyle milliyetçi bir imayı barındırır, zira ulusal tarihteki bir olay için küresel bir kutlamayı yaratma arzusunu inler. Daha önemlisi bu sunuş, sıradan bir şeyin bağlamsal politikasını da açıklamaya yönelik bir çabadır. Zira aslında oyunun ne Kemalist tarih, ne Atatürk, ne de kadınların oy hakkıyla bir alakası vardır. Aksine Bahar, kamusal alandaki mevcut tartışmalar ve egemen söylemleri, Kemalist devlet feminizminin yok saydığı vahim bir küresel soruna dikkat çekmek için kullanmıştır. Güvenli kürtaja erişim hakkı. Türkiye'nin İtalyan Ceza Kanunu'nun etkisiyle kürtajı 1926 yılında kişiye, 1938 yılında ise ırkın bütünlüğü ve sıhhatine karşı suçlar kapsamında sınıflandırdığını göz önünde bulunduracak olursak, Bahar'ın yaklaşımının Kemalist devlet feminizminin önemli bir yanlışlığa dikkat çektiğinde söylemek yanlış olmayacaktır. Bu yönüyle sıradan bir şey, Kemalizme sempati duyan feminist aydınların egemen devlet feminizmi söylemini illaki yeniden üretmediğini, Kemalizmin tarihi ve siyasi mirasına eleştirel biçimde de yaklaşabildiğini gösterir. Bir dramatik metin olarak sıradan bir şeyin karmaşık feminist siyaseti, sahne ve dekora ilişkin açıklamayla başlar. Oyun başlamadan perde açık, sahne aydınlıktır. Üç taraf yarım daire şeklinde yüksek bir panoyla çevrelenmiştir. Yekpare izlenimi veren panonun, oyuncuların dünyasını karakterlerin dünyasından ayıran kulise geçişi gizlemesi, Bahar'ın gündelik hayata bir performans alanı olarak bakışını yansıtır. Gündelik ve sanatsal performans arasındaki sınırın ortadan kalkması, sıradan bir şey bağlamında seyirciyi gündelik hayatta cinsiyetlendirilmiş kimliklerin performatif inşası, ataerkil senaryoların işleyişi ve ataerkil ideolojinin yeniden üretimi üzerine düşünmeye teşvik eder. Fondaki panoda biraz karikatürize edilmiş orta yaş ve altı, yani üreme çağında kadın portreleri vardır. Ki kitabın kapağı da bunu yansıtır. Bu portreler sunucunun yürüttüğü kürtaj araştırmasının katılımcılarını temsil eder. Bu tasarımla Bahar bir yandan kadınların mekana hakimiyetini kurar, onların görünürlüğünü, deneyimlerini, bakış açılarını vurgular. Sahneyi kuşatan bu tasarım ve kadınların mekan üzerinde kurduğu hakimiyet, oyunun sonunda kadınların kendi bedenleri ve hayatları hakkında ataerkil bilginin üretim yeri olan sunucunun ofisine ele geçirmesinde habercisidir. Daha önemlisi, yine Bahar'ın oyunun sonunda vurgulayacağı gibi, tiyatroda yine ataerkil bilgi üretilen mekanlardan biridir. Ve bu tasarım, sıradan bir şey oyununun tiyatrodaki bu eğilime verdiği cevabı da yansıtır. Bahar, panoda karikatürize çizimler kullanılmasını isteyerek, ataerkil ideolojinin kadınların failliğini silmesine, akademide, medyada ve sanatta erkeklerin kadınların yaşamlarını ve deneyimlerini basitleştirerek temsil etmesine de göndermede bulunur. Bu yaklaşım, oyunda tartışılacak olan kadınların sanatta nesneleştirilmesine de bir cevaptır. Çizimlerdeki kadınlar, erkek bakışını tatmin etmekten ziyade
bu bakışı klostrofobik bir biçimde çoğaltarak seyirciye geri yansıtır. Sıradan bir şey, kadın karakterlerinin tek tek sahneye gelip gestik eylem içine girmesiyle başlar. Örgü örer, dergi okur, endişeyle tırnaklarını kemirirler. Brecht'in epik tiyatroda gestus, akılda kalıcı ve tekrarlanabilir eylemdir. Bir toplumsal konumu, karakterlerin toplumdaki yerini ve görevini yansıtır. Karl Weber'in de ifade ettiği üzere toplumsal olarak şartlandırılmış bu davranışlar toplumun işleyişinin de şartıdır. Bu açıdan oyuncuların beden hareketleri, kürtaja ve daha önemlisi itirafa verilen toplumsal olarak şartlandırılmış yanıtları üretir. Michel Foucault itirafı öznenin kendi cinselliğine dair bir hakikat söylemi üretmeye kışkırtan prosedürler olarak tanımlar ki bunlar özne üzerinde etki yaratabilir. Kadınların endişeli veya yabancılaşmış gestusları, ataerkil ideolojik devlet aygıtlarının çağrısına yanıt verirken nasıl cinsiyetlendirilmiş ve cinselleştirilmiş özneler olarak ortaya çıktıklarını ifade eder. Sıradan bir şey, oyuncuların bedenleri üzerinden seyirciyi, kendi cinsiyetlendirilmiş ve cinselleştirilmiş özneler olarak ortaya çıkışları, kendi itiraf performansı deneyimleri ve kendi kimliklerinin performatif inşası üzerine düşünmeye yeter. Sunucu, seyirciye bilgi veren, oyun hakkında yorum yapan ve yabancılaşma etkisine katkıda bulunan Brechtian anlatıcının feminist bir yorumudur. Bahar'ın anlatıcısı her şeyi bilmez. Seyirciye sır vermekten ziyade kadınlardan öğrenen, bilgi alan bir erkektir. Yalnız kadınların yaşam öykülerini değil, ataerkil ideoloji ve toplumsal cinsiyet ilişkilerinin nasıl yeniden üretildiğini de öğrenir. Sunucunun yürüttüğü araştırmaya katılan kadınlarla gerilimli ilişkisi, ataerkil bilgi üretiminin egemenliğine feminist bir alternatif yaratma çabasını yansıtır. Sunucu sahneye çıktığında seyirciyi selamlayıp oyunu tanıtarak dördüncü duvarı yıkmaya devam eder. Hoş geldiniz, sefa geldiniz, gelmekle bizlere kıvanç verdiniz. Günlük sorunları unutmak, gülmek, eğlenmek için gelenlerden, siz sayın seyircilerden bağışlanmamızı dileriz. Yo, yanlış anlamayın. Güldürmezse de kimseyi ağlatmaz oyunuz. Magazinlerde, gazetelerde geçer akçedir konumuz. Gerçekten de oyunda karakterlere yapılan duygusal yatırım sınırlı kalır. Ki bu da gestus üzerindeki vurguyu güçlendirebilir. Oyun boyunca gerek sunucu, gerekse diğer karakterler seyirciye doğrudan hitap etmeye devam eder. Ortaya çıkan güçlü yabancılaşma etkisi, seyirciyi kürtaj, feminist epistemoloji ve faillik üzerine eleştirel düşünmeye teşvik eder. Sıradan bir şeyin merkezinde bir jinekoloji kliniğinde asistan olarak çalışan Melahat ve üreme sağlığına ilişkin yaptıkları seçimlere destek olduğu üç kadın vardır. Melahat, yasa dışı kürtaj uygulamalarına dahil olduğu için soruşturma geçirmektedir. Oyun boyunca kadınlar, sunucunun da katılımıyla kendi öykülerini yeniden canlandırırlar. Tüm erkek karakterleri sunucunun canlandırması, sıradan bir şeydeki yabancılaşma etkisini güçlendirir. Daha da önemlisi, cinsiyete dayalı ayrımcılığın ve şiddetin, bireylerin eylemlerinin ötesinde ataerkil hegemonyanın sonucu olduğunu ortaya koyarak oyundaki sistemsel feminist eleştirinin altını çizer. Oyun, Ellen Diamond'ın tabiriyle tarihe performans zamanının bir uzamı olarak yaklaşır ve Brechtian tarihselleştirme ve gestus tekniklerini kullanarak süreksiz bir diğer deyişle episodik öyküleri diyalektik gerilim içinde sunar. Bu sayede tarihsel belirleyiciler ve çatışmalar görünür kılınır. Bahar'ın sıradan bir şeyin yapısında mimetik doğrusal akış ve burjuva doğalcılığı yerine süreksiz ve kesikli bir yapıyı tercih etmesi, ekonomik, siyasi ve toplumsal cinsiyete ilişkin etkilerin nasıl bir doğallık ve zamansızlık yanılsaması ürettiğini de açığa çıkarır. Daha geniş ölçekte de gerçekliğin ve gerçekliğin tarihinin nasıl teatral yanılsama gibi üretildiğini gözler önüne serer. Oyundaki ilk öykü, işçi sınıfına mensup, üreme sağlığına ilişkin bilgisi sınırlı olan Sedef'e aittir. Sedef'in eşi, mümkün olduğunca çok çocuk yapıyor olmaktan mutlu ve gururludur. Fakat bu çift, çocukların ihtiyaçlarını karşılayamazlar.
Bu nedenle Sede, beşinci çocuklarını doğurmak yerine kürtaj olmaya karar verir. Sedef'in çağdaşlaşma ve kalkınmacılık imaları içeren örgüsü, kürtajı hükümetin ve bu fantezileri paylaşan kamunun gözünde meşrulaştırabilecek bir vakadır. Sedef'in öyküsünün sınıfsal boyutu, Türkiye'de deneysel tiyatroya hakim olan Marksist politikalarla da bir derece uyumludur. Oyundaki diğer öykülerde kürtajı meşrulaştırmak için benzer bir yaklaşım izler. Jale, işvereninin tecavüzüne uğrayıp hamile kalan bir mankendir. Meryem, Can adında bir şaire aşık olup, onunla ilişki yaşayan saf bir genç kadındır. Can aslında bir hırsızdır ve yakalanınca intihar eder. O esnada Meryem hamiledir. Kürtajı düşünür fakat sunucunun tabiriyle sevgilisinin içinde yaşayan bir parçası olan Celil'i, içindeki bu küçük Can'ı kıyıp da öldürmez. Bahar burada Can adını seçerek ilginç bir kelime oyunu da yapar. Bir yandan Cem'in kişiselleştirilmesinin kürtaj karşıtı söylemlerde oynadığı önemli rolü ortaya koyar. Diğer yandan da bu repliği sunucuya söyleterek burada ataerkil bir politikanın söz konusu olduğunu ifade eder. Nihayetinde Meryem yine Melahat'in yardımıyla çocuğuna evlat edinecek varlıklı bir çift bulur. Sunucunun olayla ilgili kurduğu kuşkusuz ikisinde lanetle anacaktı kutsal aşklarının bu bahtsız insanı cümlesi, evlat edindirmenin en iyi şartlarda dahi kürtaja mükemmel bir alternatif olmadığını, heteronormatif ataerkillik kaynaklı suçluluk ve kızgınlık hislerinin ortadan kalkmayacağını ima eder. Feminist bakış açısından sıradan bir şeyin en zayıf yönü, belki de sunulan öykülerin sınırlılığıdır. Üç öyküde de kadınlar üzerindeki cinsiyetlendirilmiş baskı fazlasıyla barizdir. Bu yaklaşım, ataerkil ideolojinin karmaşık, çoğu zaman görünmez işleyişine ve kadınların cinsel sağlık ve üreme sağlığına ilişkin hizmetlere erişiminin nasıl kısıtlandığını göstermekte yetersiz kalır. Dahası, kürtaja ancak olağan dışı durumlarda başvurulabilecek bir çözüm olarak sunmak, kadınların hamileliği toplum nezdinde de daha az önemli görülen nedenlerden de sonlandırmak isteyebileceğinin görmezden gelinmesi anlamına gelir. Oyunun yalnızca seçeneklerin son derece sınırlı olduğu durumlardaki kadınların öykülerini sunması, kadınların failliği ve bedensel özelliğine dair daha büyük soruları dışarıda bırakır. Oysa bu konular üreme haklarına ilişkin her tartışmanın merkezinde olmalıdır. Bahar, oyunun devamında kürtaj karşıtı söylemlerin kadınlar üzerindeki duygulanımsal gücünü ve bu söylemlerin cinsiyetlendirilmiş baskı politikalarındaki yerini göstermeye devam eder. Tek başına yaşadığı evini, ona doğanın cömertliğini ve yaşamın güzelliğini hatırlatacak şeylerle paylaşmayı sevdiğini söyleyen Jale, sunucunun ofisine çiçekçiden menekşe getirtir. Sunucuya menekşelerle konuştukça ve onlara sevgi gösterdikçe menekşelerin çiçek açtığını okuduğunu söyler. Sunucunun cevabı sert olur. Anne karnındaki doğmamış bebekler de bu menekşelere benzermiş. Onlara da seslenmek, sevgiyi belirtmek lazımmış der. Jale, Didaskali'ye göre korkmuş gibidir. Yo, hayır, hiç sanmıyor, inanmıyorum der. Sunucunun haksız yorumları, toplumsal cinsiyete dair ve kürtaj konunu araştırmasını da yönlendiren sorunlu varsayımları kadınları her zaman sindirmez. Çoğu durumda sunucuyu hemen düzeltirler. Birinci perdenin başlarında Sedef, fondaki panoyu göstererek tüm diğer katılımcıların kadın olması karşısında duyduğu şaşkınlığı dile getirir. Sunucunun verdiği yanıt, araştırma tasarımındaki cinsiyet yanlılığını gözler önüne serer. Ne de olsa nüfus planlaması çocuk deyince akla anne gelir. Sedef cevabı yapıştırır. Yok canım, çocuk deyince akla anne gelirmiş. Tek başına mı anne oluyor bu kadınlar? Aman ne güzel düzen. Senin gibi okumuş adama erkek kadın ayrımı yapmak yetişir mi? Bu tekerlemeyi hiç mi duymadın? Çin işi, Japon işi. Bunu yapan iki kişi. Biri erkek, biri dişi. İkinci perdede de Jale Sedef'e atıp da panodaki herkesin kadın olmasından duyduğu rahatsızlığı dile getirir. Oyun böylece üreme sağlığı ve aile planlamasına ilişkin kimi temel varsayımları sorgular. Ataerkil ideolojinin bilgi üretimine,
Dolayısıyla gündelik hayattaki toplumsal cinsiyet politikalarını ve politika yapımını nasıl etkilediğini ortaya koyar. Sedef'in aman ne güzel bir düzen demesi bilhassa önemlidir. Zira sunucunun cinsel sağlık ve üreme sağlığına cinsiyetçi yaklaşımını ve yaşadıkları çatışmayı daha geniş bir çerçeveye oturtarak sisteme yönelik bir eleştiri geliştirir. Oyunun sonlarına doğru kadınların sunucunun ataerkil araştırma yöntemleri ve bunun ortaya çıkardığı etik sorunlara getirdiği eleştiriler daha da güçlenir. Bunun en iyi örneklerinden biri Jale'nin "Araştırmacı olduğunuzu unutup suçlar gibi konuşuyorsunuz" demesidir. Oyunun adı da Bekir Bahar'ın yaptığı sistemsel eleştiriyi yansıtır. Jale, yaşadığı tecavüzü anlatmadan önce sunucuya kötü adam oynayacağını söyler. Ama sonra seyirci seslenirken hemen düzeltir. "Etkilemeyeyim sizleri. Ola ki dediğim kadar kötü bulmazsınız. Sıradan bir şey, olağan bir olay. Erkek işte" der, "olayı küçümsersiniz. Erkek." Jale, seyirciye hitabında karakterlerin iyi ve kötü diye ikiye ayrıldığı ve tecavüzcülerin hemen her zaman kötü olduğu popüler melodramları gönderme yapar. Jale, kurgu ve gündelik gerçekler arasındaki farka dikkat çekerek bu senaryoların kadınların deneyimlerinde daha farklı yaşandığını ifade eder. Klişe burjuva anlatılarını meraklı seyirciler, gündelik hayatta tecavüzü toplumsal cinsiyet rolleriyle meşrulaştırılabilecek sıradan bir şey olarak görüverirler. Jale, böylelikle yalnız cinsel şiddet deneyiminin değil, cinsel şiddetin mümkün ve hoş görülebilir olmasının da kadınların yaşamlarını biçimlendirdiğini gösterir. Kendi deneyiminden yola çıkarak ataerkilliğe ve ataerkilliğin sürdürülmesinde cinsel şiddetin oynadığı role sistemsel bir eleştiri getirir. Jale'nin bu eleştirisi oyunun yazıldığı askeri rejim sonrası dönemde özellikle güçlüdür. Zira junta rejimi tecavüzü hem erkeklere hem kadınlara, özellikle de sosyalist ve Kürt tutuklulara karşı yaygın bir işkence yöntemi olarak kullanmış, tecavüz sayesinde ötekiliği hem yaratmış hem cezalandırmıştır. Oyun bir yandan erkeklerin uyguladığı cinsel şiddeti ve bunun kadınlarda, özellikle tecavüz deneyimi olan kadınlarda yarattığı kaygıyı sıradan bir şey olarak tanımlarken benzer bir stratejiyi feminist politikalarında da kullanır. Daha ilk öyküde Sedef, sunucunun araştırma projesi hakkında Melahat'le konuşurken kürtajı açıkça sıradan bir şey olarak tanımlar. "O sabah konuştuğumuz, kararlaştırdığımız iş, bir tek beni ilgilendiren iş, neden bu kadar önemseniyor anlamıyorum. Sıradan bir şey, olağan bir şey. Bu işi ilk yapan ben miyim? Keyfimden mi istedim?" Sedef, kendi öyküsünü tarih içinde bir bağlama oturtarak ve bu deneyimle ilişkilendirilen utanç ve damgalanmayı sorgulayarak ataerkil söylemlerin kürtajı olağan dışı bir pratik, bir skandal olarak tanımlamasına ve böylece kadınların kendi bedenleri üzerindeki tasarrufunu sınırlandırmasına direnir. Kürtajın sıradan bir şey olduğunu vurgular. Dahası, sunucunun araştırmasına kürtaja istenmeyecek bir görünürlük kazandırdığını ve böylece uygulamanın normalleştirmesine köstek olduğunu vurgulayarak alttan alta araştırmanın etik boyutunu sorgular. Aysel Ulusoy Tunçel, sıradan bir şeyin erkeklerin sıradan görünen fakat kadınların ruhunda sıradan izler bırakmayan meselelerdeki yok sayılan sorumluluğunu tartışmaya amaçladığını söyler. Oyunun aile planlaması ve üreme sağlığına ilişkin meselelerin kadınlarla ilişkilendirilmesine itiraz ettiğine ben de katılıyorum. Fakat Bahar'ın kürtajın kadınların ruhunda izler bıraktığını savunduğundan biraz kuşkuluyum. Aksine oyun varlığı tartışmalı kürtaj sonrası stres sendromuna ancak dolaylı şekilde değinir. Bunun yerine Jale ve Sunucu arasındaki menekşe sahnesinde olduğu gibi ataerkil söylemlerin kürtaj olmuş kadınlarda nasıl stres yarattığını incelemeye odaklanır. Kadınların sunucunun araştırmasına yönelik eleştirileri oyunun sonlarına doğru her biri kendi öyküsünü yeniden canlandırıp sahneden ayrıldıktan sonra doruğa çıkar. Veri toplamayı ve sunmayı bitiren sunucu, çağrısına yanıt verip öykülerini paylaşmak için gelen diğer kadınlardan özür diler. Panodaki kadınlardan. Daha fazla öykü seyirciyi sıkar diyerek öykülerin birbirini tekrarladığını ima eder. Oyun böylece sahnede birbirinden farklı, tekil vakalar gibi görünen öykülerin,
aslında ataerkil bir toplumdaki büyük sistemsel sorunları gösterdiğini belirtir. Sunucu, daha sonra Melahat'in delil yetersizliğinden serbest bırakıldığını belirtir ve seyircilerden artık sahnede olmayan kadınları yargılamalarını, kürtaja dair adilane bir karar vermelerini ister. Bugün karşınızda bu sahnede dikili verenler, yargı önüne çıksalarda sonuç ne olurdu? Varın, siz karar verin. Dengeleyin suç ve cezayı, adalet terazisini tutmayı becerebiliyorsanız eğer. Kadınları destekler görülse de sunucunun yaklaşımı hala sorumludur. Öncelikle kürtajı, kadınların bedensel özelliğine dair bir mesele değil, karmaşık da olsa yasal bir mesele olarak sunar. Seyirciyi kürtajın yasallığına ilişkin karar vermeye davet etmesi, kadınların deneyimlerini, bakış açılarını ve ihtiyaçlarını dikkate almaktan uzak bir sahte demokrasi çağrısıdır. Daha da önemlisi, seyirciye seslenirken kadınların orada olmadığını sanmaktadır. Sunucu, kadınlar adına konuşarak bilim, medya ve sanatın meşru sesi olarak kendi otoritesini pekiştirir. Bu da ancak ataerkil hegemonyayı yeniden üretmeye yarar. Fakat sunucuyu bekleyen bir sürpriz vardır. Sunucu seyirciye hitap ederken kadınlar geri dönmüş ve ofisini işgal etmiştir. Kadınları karşısında görünce şaşkınlıkla sorar. Sizler nereden çıktınız? Buraya nasıl girdiniz? Cevabı Jale verir. Siz içimizdeki en gizli yere nasıl girdinizse biz de öyle girdik. Burada elbette rahimlerini kastetmektedir. Sunucunun temsil ettiği ataerkil sistemin ve onun ideolojik devlet aygıtlarının kendi bedenlerini ve cinselliklerini nasıl düzenlediğini, nasıl kontrol ettiğini gören kadınlar, nihayet eleştirel bir müdahalede bulunmak ve eyleme geçmek için ofise gelmiştir. Sunucu önce kadınları kibarca dışarı çıkarmaya ve kovmaya çalışır. Onlara teşekkür eder ve topladığı verileri işleyebilmesi için gitmelerini rica eder. Fakat kadınların böyle bir niyeti yoktur. Araştırma notlarını ve ses kayıtlarına el koyarlar. Kendileriyle ortak yazar olarak işbirliği yapmazsa sunucunun kendileri hakkında bir şey yazmasına izin vermeyeceklerini söylerler. Yazacaklarımı çok merak ediyorsunuz anlaşılan der sunucu. Oldu, kitap basılmadan sizlere okuturum. Jale'nin talebi nettir. Bu kitap beraber yazılacak. Dana Ann Davis ve Krista Craven'ın feminist etnografi üzerine olan çalışmalarında belirttiği üzere işbirliğiyle yazmak araştırmalarda çok sesliliği mümkün kılar. Daha da önemlisi işbirliğiyle yazmak araştırmanın farklı bakış açılarını içermesine, hakkında bilgi üretilen kişi ve topluluklarının sesini nihai ürüne dahil ederek onlarla daha yakın bir ilişki kurulmasına olanak tanır. Sıradan bir şey de işbirliğiyle yazmak, araştırmacının benimsediği feminist bir yöntem değil, katılımcı olarak görülmeyi talep eden araştırma nesnelerinin şiddetle dile getirdiği bir taleptir. Bu kadınlar fondaki sessiz çizimlerden farklı olarak seslerini duyurmak istemektedir. Kendi konumlandırılmış bilgilerini işbirliği içinde araştırmaya dahil ederek kendi kürtaj deneyimlerini anlamayı ve ifade etmeyi arzulamaktadırlar. Sunucuyu susturan Jale, ataerkil toplumu temsil eden erilleştirilmiş seyirciye kendisi seslenir. Siz, evet siz sayın beyler, kadın hakları üzerine uzun uzun nutuklar veren, söz eden siz sayın aydınlar, hak verilmez alınır lafını ortaya atanlar, dediklerinize uyarak kıpırdadık, yerimizden kalktık, bir adım attık. Sunucunun itirazlarını duymazdan gelerek sözlerine devam eder. Dünya kuruldu kurulalı sizlere esin kaynağı oldu. Bizleri konu eden, sergileyen, eser üstüne eser verdiniz, ünlü oldunuz. Biz kadınlar ölümsüz kıldık sizleri. Ölümsüz. Kendinize bir tutmaz, ayırır, küçümserken bizleri, bizler ölümsüz ettik sizleri. Bu noktada oyundaki eleştiri medya ve akademik araştırmanın ötesine geçer, sanata ve dolayısıyla tiyatronun kendisine yönelir. Feminist bir epistemoloji iddiasındaki Jale ve diğer kadınlar, tiyatronun kadınlara bakış açılarını sunmak ve onların deneyimlerine değer vermek yerine kadınların sergilendiği bir yer olduğunu ima eder. Sıradan bir şey, iyimser bir tonda biter. Sunucu, kadınların dikkatini dağıtmak için Jale'ye kendisine tecavüz eden adama nasıl şantaj yaptığına ve onu nasıl kaçakçılıktan tutuklattırdığına ilişkin sorular sorar.
Cali bu stratejiyi anlar ve boyun eğmez. Kapatalım konuyu der. Gelin oturun. Notları gözden geçirelim, çalışmaya başlayalım. Lütfen başlayalım artık. Sunucu nihayet kadınların işbirliği talebine boyun eğer ve kadınların yanında yerini alır. Oyun şu notla biter. Şaşkınlığı geçmemiş, hareketleri robot gibidir. Burada büyük bir dönüşüm söz konusudur. Kadınların feminist epistemoloji iddiası ve feminist bir yöntem olarak işbirliğiyle yazmadaki ısrarı sunucunun ataerkil otoritesini elinden alır. Cinsiyetlendirilmiş özne nesne ayrımı ortadan kalkmıştır artık. Sunucu ataerkil failliğini kaybetmiştir. Bu kayıp gestik olarak ifadesini sunucunun faillik taklidi yapan bir nesneye, bir robota dönüşmesinde bulur. Sunucunun robotik hali, deneyimlerinin kabul edilmesi, seslerinin duyulması, epistemolojilerinin onaylanması için coşkuyla çalışan kadınların haliyle müthiş bir tezat oluşturur. Türkiye tiyatro tarihinin öncü deneysel feminist metinlerinden sıradan bir şey, benim bildiğim kadarıyla hiç sahnelenmemiştir. Bunun önemli bir nedeni güncel toplumsal ve siyasi olaylarla ilgili bir metin olmasıdır. Muhtemelen Beki Bahar, oyunlu kadınların oy hakkının tanınmasının 50. yılı olan 1984'te basmaya hazırlanırken, 1983 yılında kürtaj yasallaştı. Oyunun feminist aktivizm için olan önemi böylece azaldı. Dahası sıradan bir şey, junta hükümetinin politikalarını övgü olarak dahi görülebilirdi. Oyunun yayınlandığı esnada Türkiye, halen askeri diktanın yarattığı şiddet ve önünü açtığı neoliberal politikaların sancılarını çekiyordu. Türkiye'de deneysel tiyatronun başlıca üreticilerinden olan pek çok sosyalist tiyatrocu ya sürgünde, ya hapiste, ya da özgür olsa da baskı ve sansür altındaydı. Peki Bahar'ın toplumsal cinsiyete bakışında sınıf boyutu bulunsa da sosyalist tiyatrocuların ilgisini çekecek bir metin olduğunu söylemek güç. Beki Bahar'ın çeşitli oyunlarını Yahudi cemaatinin tiyatro toplulukları oynamıştır. Fakat bu oyunlardan farklı olarak sıradan bir şey ne cemaatle ve cemaatin tarihiyle ilgilidir, ne de oyunda Yahudi bir karakter vardır. Bu nedenle bildiğim kadarıyla oyun cemaatini de sahnelemek bağlamında ilgisini çekmemiştir. Son olarak oyun, ana akım özel veya ödenekli tiyatroları sahnelemekten kaçınacağı kadar hassas bir meseleyi ele almaktadır. Özellikle kendi döneminde. Bu nedenlerden ötürü sıradan bir şey hiç sahnelenmemiştir. Sıradan bir şeyin metnini yazar kendisi bastırmış. Metin hak ettiği akademik ilgiyi de pek görmemiştir. Bunun nedeni kısmen de oyunun hiç sahnelenmemiş oluşu ve Beki Bahar'ın bir kadın, bir feminist ve bir Yahudi olarak yaşadığı ötekileştirmedir. Birkaç istisna dışında Türkiye'de feminist tiyatro üzerine olan çalışmalar Bahar'ı yok saymıştır. Deneysel tiyatro alanındaki araştırmalar da öncü boyutlarına rağmen Bahar'ın oyunlarına layık olduğu değeri vermemiştir. Beki Bahar'ın oyunları ağırlıklı olarak Türkiye Yahudi tiyatrosu üzerine olan sınırlı literatür üzerine içinde tartışılmış, eserlerinin feminist boyutları da yine bu bağlam içinde ele alınmıştır. Bu çerçevede Mimesis dergisinin Beki Bahar üzerine hazırladığı dosya ve Aysel Ulusoy Tunçel'in Bahar'ın oyunlarını genel bir değerlendirmesini yaptığı yazı bilhassa önem taşır. Çok yeni 2021 yılının Aralık ayında Verda Habib, Yahudi bir kadın oyun yazarı olarak Beki Bahar'ın kamusal alandaki kimlik müzakereleri üzerine Tiyatro Eleştirmenliği ve Dramaturji Bölümü dergisinde çok değerli bir araştırma yayınlamış. Fakat konu nedeniyle maalesef sıradan bir şey bu çalışmanın da kapsamı dışında kalmıştır. Hak ettiği ilgiyi göremeyen bu oyun günümüzdeki önemi ne yazık ki daha da artmıştır. 2002 yılından beri Türkiye'yi yöneten ekonomik bakımdan neoliberal, toplumsal bakımdan muhafazakar, Sünni İslamcı ve gitgide Türk milliyetçisi rejim, toplum mühendisliği projesinde toplumsal cinsiyet ve cinselliğe özel önem atfetmiştir. Rejimin sözde liberal olduğu 2003 yılından itibaren kürtaja erişimi güçleştirecek uygulamalar yürürlüğe koyulmaya başlanmıştır. 2012 yılında dönemin başbakanı kürtaj cinayettir diyerek açıkça kürtaj karşıtı bir retoriği benimsemiştir. Bugün Türkiye'de kürtaj halen yasaldır. Sağlık sistemi aracılığıyla kürtaja erişim ise günden güne zorlaşmaktadır. Gerek siyasette gerekse neredeyse tamamen yandaş şirketlerin elinde bulunan ana akım medyada cinsel haklar ve üreme adaletine ilişkin tartışmalar hala heteroseksüel, na-trans erkeklerin hükmü altındadır. İşte bu bağlam içinde Beki Bahar'ın kürtaja getirdiği feminist yaklaşım
ve feminist epistemoloji iddiası belki de hiç olmadığı kadar önemlidir. Sıradan bir şeyin seyirciyle buluşmasının vakti gelmiştir. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ulusal objeksiyonu sahnelemek hakkında daha çok bilgi almak ve çalışmalarımızdan haberdar olmak isterseniz web sitemizi ziyaret edebilir. Bizi Instagram ve Twitter'dan takip edebilirsiniz. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun Ertuğ. Gerçekten çok akıcı ve bayağı önemli ölçüde bilgilendirici, sorgulatıcı bir konuşmaydı. Eminim katılan arkadaşların bu konularda çok soracakları şeyler olabilir. Tekrar ağzınıza sağlık, emeğinize sağlık. Ben de başta söylediğim gibi böyle bir saklı inci diye nitelendirebilecek. Yani çok araştırılamamış. Yani burada biraz tabii ki akademisyenlerin de şeyinin payı var. Onu da siz güzel ifade ettiniz. Bunun nedenleri neler olabilir, nereden kaynaklanabilir? Tabii bir şekilde belki Bahar'ın bu demin bahsettiğiniz gibi AST gibi tiyatro oluşumlarıyla onları izlemekle de çok şeyi var. Yani bu tekniği kullanırken bir yönüyle mesela benim aklıma size anlatırken şeyler de geldi. O Vasıf Öngören'in işte Asya nasıl kurtulurdur, oyun nasıl oynanmalıdır. Mesela o çok daha fazla eril bir yerden ya da aterkil bir yerden bir dil kurarken Bekki Bahar aslında o teknikleri, benzer şeyleri hani bizim tiyatro akademisyenleri literatüründe bazen şaka yolu söyleriz. Açık biçim, göstermeci biçim falan diye böyle bir şey vardı. Onu kullanmakla beraber bunu çok dönüştürmesi dediğiniz gibi de oldukça enteresan bir yerde duruyor. Kendi adıma bunu özellikle çok dikkat çekici bulduğumu söyleyebilirim. Ama bu arada sormak isteyenler varsa veya katkıda bulunmak isteyenler başta söylediğim gibi el kaldırarak veya yazarak Ertuğ Bey'e sormak istediklerinizi iletebilirler. Yani sahnelenme konusunda da bilmiyorum dinleyiciler arasında Jale'yi görmüştüm ama belki Jale bizim bölümden mezun olup yani ilk feminist tiyatro topluluğu diyebileceğimiz tiyatro Boyalı Kuş'u da kurmuş birisi olarak belki de şimdiden almış bile olabilir bunun repertuarını. Bilmiyorum. Yok, böyle bir şey almadım. Var mı? Henüz almadı. Henüz ikna olmadı. Olmadı. Siz de Melek oyununuzu yanlış bilmiyorsam sahnelemiştiniz. Daha doğrusu orada sahnelenmişti. Evet. Ben böyle sohbetle sizden sorular gelecekse diye şey yapmaya çalışıyorum ama henüz yazan veya el kaldıran olmadı. Belki evet. Müsaitse Verdan çalışmasını da biraz dinleyebiliriz. Onu Erdem Baktan'da isterse bize anlatabilir. Tabii Verda da şeyler arasında. Verda bilmiyorum. Ben tam merhaba, ben yazıyordum tam size, çok teşekkür ederim. Tamam, sana attık topu Cale'den sonra. Çok güzel bir sunumdu, çok keyifliydi, çok teşekkürler. Ben çıkmak durumundayım, derse gireceğim şu anda, o nedenle tam da onun için yazıyordum, kusura tamam. Bakmayın. Yazmayı bitir o zaman, biz de teşekkür senin sorunu şey yapalım ediyordum. Kayıttan pek. Ama herkese tavsiye ediyorum Verda'nın yeni çıkan makalesinde, çok değerli bir şey. Evet, çok sınırlı şey var. Verda, hatta şimdi Verda'nın gıyabında konuşmak gibi olacak ama Türkiye'de Yahudi tiyatrosu üzerine, yani doktora tezini doğrudan doğruya onun üzerine kuran bir çalışma da yapacak. Çok daha kapsamlı. Daha yeni başladı. Benimle yapacak umarım. Bakalım, beraber çalışacağız. Yani bakalım oradan. Şimdi daha çok başlangıç aşamasında ama o da umarım bir çalışma olabilir. Sizin proje sahanızda da tabii bir şekilde bağlantısı olan bir doktora tezi. Burada zaten belli bir ilişkilenme söz konusu olabilir elbette. Çok isteriz. O da biraz o şeydi aslında. Yani biraz o makaleyi yazarken de böyle bir teze yöneldi. Orada Nilgün'ün de bir payı var. Aslında burada dinleyiciydi. Yani o özellikle tarih yazımı üzerine bir
ders yaptı doktor öğrencileriyle. Biraz o da teşvik edici oldu sanırım. Belki Nilgün'ün de sormak istedikleri vardır. Ben böyle tanıdığım insanlara şey yapıyorum, kanca atıyorum. Hocam bilmiyorum. Sağ ol. Yani evet. Ben teşekkür ediyorum. Bu oyun biz doktora dersinde Verda bize o makaleyle ilgili makale şekillenirken derste konuşmuştuk, etmiştik. Onunla ilgili sunum yapmıştı tez şeyle ilgili. Makaleyle ilgili ve onu bir makaleye dönüştürmüştü eline sağlık onda. Ama bu oyun yoktu dediğiniz gibi. Ben de çok ilgiyle, merakla açıkçası dinledim. Ve ben tabii kendi adıma onu zaten bir kanon ve işte dersi bağlamındaydı bu. Kendi adıma da şeyi düşündüm. Hani Bekki Bahar bizim syllabus'larda da olmayan bir isim. Dolayısıyla bu bağlamda da çok değerli bu sunum ve o makale. O yüzden ben tekrar teşekkür ediyorum Ertuğ'a yani katkısı için. Şimdilik çok bir sorum yok ama sorular kafamda canlandı. En azından bunu bu böyle bir yazar ve bu yazarın da hani bu müfredatlara girmesi meselesi feminist tiyatro tarih yazımının da eleştirisini barındırdığı için bu sunum bu bağlamda bana kalırsa iki kat değerli oluyor. Sağ olun. Anladım. Peki syllabus'larla ilgili birazcık şunu düşünebiliriz. Bekki Bahar pek çok oyununu ilk etapta kendisi basıyor. Yani matbaadan çıkıyor oyunun, aslında yayın evinden çıkmıyor. O yüzden şeyden geçmiyor. Fazla bir editoryal gözü olmuyor ve aslında hani ben de aldığım alıntıları falan bir miktar toparlamam gerekti şey açısından. Noktalama işaretleri açısından falan filan. O yüzden biraz daha şey metinler. Belki bir ölçüde biraz elden geçmesi de gereken metinler. Belki birazcık o da etkiliyordur. Onu bilmiyorum şey açısından. Ama çok önemli tabii ki okutulması ve öyle bilinmesi. Birçok metin öyle öğreniliyor, öyle biliniyor, öyle değerlendiriliyor. Evet. Yani biz Ebru Niyan Celkan'la da ilk toplantıda konuştuğumuz şey o kanon meselesiydi. Yani edebiyat Türkiye'deki edebiyat tarihi Osmanlı İmparatorluk döneminden getirerek edebiyat tarihine baktığınızda o kanonda zaten neredeyse hiç yer almıyor. Yani kadın yazarlar zaten yer almıyor. Azınlık yazar öyle. Yani Bekki Bahar hem kadın hem Yahudi azınlığa mensup bir yazar olarak zaten iki katı dışlanma durumunda kalan da bir ne yazık ki isim olarak karşımıza çıkıyor. Yani bunları ne kadar şey yapabilirsek müfredatı alma, araştırma konusu olarak öne çıkarmayı bizim de çok önemsediğimiz bir şey. Bunun gibi pek çok örnek de çıkabilir araştırdıkça. Belki sizin araştırmalarınızda yer yer şey yapıyorsunuzdur. Bizim bölümde de bazı arkadaşlarımız tez yazarken yani özellikle bu feminist okumalardan da etkilenerek, beslenerek böyle çalışmalar yapmaya gayret gösteriyorlar. Yok, çok umarım değerli çoğalır. Çalışmalar çıkıyor. Umarım çoğalır yani. Abi. Bundan sonrası için umarım çoğalır gerçekten. Şimdi bir şey eklemek istiyorum. Bekki Bahar oyunlarını Devlet Tiyatrosu'na veriyordu. Ben orada çalışırken birkaç oyun elime geçti. Ama tabii edebi kurulda ne oldu, ne bitti? Galiba yanlış hatırlamıyorsam kabul edilmişti de ama sahneleme olmadı. Bir tane sahnelenen var, Alabora var. Çok evet, Devlet Tiyatrosu'nda mı? İlk oyunu sahnelenmiş. Evet, ilk oyunu sahnelenmiş. Evet, ilk yazdığı oyun hatta değil mi? Evet, Alabora. Bildiğim kadarıyla. Evet, yani ilk o sahnelenmiş. Ondan sonra da bir kere daha alınmış repertuara. Hangi oyun olduğunu hatırlamıyorum ama o da ortada şey yani durmuş bir şekilde. Ankara'da mı? Neredeydi Kerem? Ankara'da sahnelenmiş. Ankara'da. Evet. Yani Ankara'da büyük oranda yaşıyor. Yani İstanbul, sonra Ankara, sonra yine İstanbul gibi ama Ankara'da özellikle bayağı bir gençliğini geçiriyor. Ve evliliğini de orada gerçekleştiriyor bildiğim kadarıyla. Ama tabii o manada ben de söyledim işte o Asların Ankara'daki işte Asaf Çiğiltepe dönemlerinin falan bayağı tanıklığını da yapan birisi. Yani çok tiyatro seven birisi. Diğeri galiba sahnelenmeyen İstanbul Devlet Tiyatrosu'nda. Yani İstanbul'a geldikten sonra. Evet, ben sonra burayı biliyorum zaten. Evet, Ankara'daki o ilk oyunu.
Onu da şey türü anlatıyor diye hatırlıyorum. Yani anlatıyordu diye. Ona bir söyleşi vardı. Sizin demin söylediğiniz Ertuğ Mimesis'te yer alan bir söyleşi. Orada yani böyle önce veriliyor, şey yapılmıyor ama bir oyun şeyden çıkmış. Yani iki tane kısa oyunu bir arada sahneleme gibi durum oluyor. Yani biraz da şansla veya o durumda kaynaklı gibi repertuar alınıyor. Arabol'un bir oyunuyla, Fernando Arabol'un, şimdi ismini hatırlayamayacağım, bir oyunuyla beraber iki kısa oyun şeklinde bir temsil oluyor. Orada oynanıyor. Yani onun o oyunu da biraz belki o Arabol'a absürt niteliklere yakın bir görülüyor. Artık nasıl düşünülüyorsa bilmiyorum ama böyle bir her ne kadar öyle bir oyun olmasa da bildiğim kadarıyla Arabol'a böyle bir beraber sahneleniyor. Enteresan bir oyundur bu şey, büyümeyen erkek çocuk şeyi. Evet, siz daha iyi biliyorsunuz. Ben çok yani çok böyle hayal meyal hatırlıyorum. Çok oldu okuyalı. Sanırım yani çok çok doyurucu, çok dolu bir şeydi. Hani buradan tabii bir sürü sohbetlere açılıyor konuştukça. Ama sanırım sorudan ziyade teşekkürler var. Biz de çok teşekkür ederiz. Siz başta Tiyatro Vakfı'na teşekkür ettiğiniz gibi biz de Türkiye Tiyatro Vakfı olarak size teşekkür ederiz katıldığınız için. O zaman bu oturumu böyle kapatabiliriz sanıyorum. Çok teşekkürler tekrar. Tekrar bir araya geleceğiz zaten sizin de söylediğiniz gibi tarih konuşmalarında bilahare ve ilişkimizi de ortaklığımızı da daha geliştirerek sürdürmeyi ümit ediyoruz. Hepinize çok teşekkürler dinlediğiniz için, vakit ayırdığınız için. Hoşça kalın. İyi akşamlar. Hoşça kalın. Teşekkür ediyorum. Hoşça kalın. İyi akşamlar. İyi akşamlar.